Merhaba değerli arkadaşlar, SAS SCSS dersine hoş geldiniz. Öncelikle SAS ve SCSS nedir ondan bahsedelim. SAS ve SCSS dediğimiz olay CSS ön işlemcisi oluyor. Bu yapılar sayesinde biz CSS içerisinde değişkenler kullanabiliyoruz. Bunu normal CSS'de de yapabiliyoruz ama SAS'ta ve SCSS'de daha kolay bir biçimde, daha hızlı bir şekilde yapıyoruz. Daha sonrasında nesting yapısı var, iç içe kullanabildiğimiz yapılar. Bunları çok az kod kullanarak yapıyoruz. Partials dediğimiz kısım var. Kodumuzu parçalara bölüp dediğimiz parçayı dahil edebiliyoruz. Mixinler dediğimiz olaylar var. Daha sonrasında miras alma var. Bu inheritance diye geçiyor. Daha sonrasında matematiksel operatörlerimiz var. Fonksiyon yazabiliyoruz. String fonksiyonları var, number fonksiyonları var. Liste fonksiyonları, map fonksiyonları. Map zaten ayrı bir olay. Çok güzel bir şey. Renk fonksiyonları var. Daha sonrasında listeler var. If else karar yapıları var. For döngüleri var, while döngüsü var ve each döngüsü var. Hepsine teker teker bakacağız. Ama bu derste öğrenmemiz gereken en önemli şey şuradan learn SAS diyelim. SAS ve SCSS'in farkı ne? Zamanında SAS'ı ilk olarak şöyle yapmışlar. İlk öncelikle SAS çıkmış. SCSS daha sonrasından yazılmış. Şu şekilde Ruby diye bir dil var. Hatta şurada çıktı zaten. Bu bir programlama dili. Bunun söz dizimine benzer bir söz dizimiyle birlikte SAS'ı yapmışlar, oluşturmuşlar diyelim. Daha sonrasında bu SAS'ın söz dizimi CSS kullanan insanlara biraz karmaşık geldiği için ardından SCSS'i çıkarmışlar. Çok küçük bir fark var arada. Bakın şu gördüğümüz SCSS kodu normal CSS'e benziyor. Sadece şurada değişken kullanmışlar. Bunu da bu değişkeni de burada çağırmışlar. Şimdi ben SAS'a geldiğim zaman bakın sadece noktalı virgüller yok. Ve de şu köşeli parantezler yok. Yani biz aslında SAS değil SCSS yazacağız. Hiç fark etmez. Ama ben dil alışkanlığından dolayı SAS diyebilirim. Siz hiç kafanız karışmasın. Yani tek farkları şu noktalı virgüller ve küme parantezleri. O zaman bir sonraki dersimizde SAS'ı nasıl kuracağımızı, nasıl işleyeceğimizi öğrenelim. Ondan önce şu bilgileri de vermek istiyorum. Normal modern tarayıcılar, Mozilla olsun, Chrome olsun, diğer tarayıcılar, Opera. Bunlar sadece CSS'i anlayabiliyorlar. SAS'ı ya da SCSS'i çözümleyemiyorlar. Bu yüzden bizim SAS'ı ve SCSS'i tarayıcıların anladığı dile yani CSS'e convert etmemiz gerekiyor. İşte bir sonraki derste bunu nasıl convert edeceğiz onu öğreneceğiz. Diğer derste görüşmek üzere.